Gençlerle büyük buluşmadan iyi akşamlar. Rusya, Amerika, terör, FETÖ, Suriye ve ekonomik gelişme gündemden hiç düşmedi. Böylesine yoğun bir gündem arasında Türkiye bir konuyu hiç ihmal etmedi. Şehirleşme. Türkiye'nin çevre ve şehircilik politikaları bugünlerde emin ellerde. Anadolu'yu ve şehirciliği iyi bilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki gençlerle büyük buluşmada. Sayın Bakanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Teşekkür ederim, estağfurullah, hoş bulduk. Sayın Bakanım, Kayseri'de büyük beğeni toplayan bir belediyecilik serüveniniz oldu. Şimdi ise 65. hükümette bakansınız. Çevre ve şehircilik politikalarına direksiyon artık sizde. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Keşke şu andaki halihazırda geldiğimiz nokta olmasaydı da yeni baştan sıfırdan bir şehir ve o doğal haliyle bozulmamış bir çevre içerisinde muntazam yeni yeni yerleşim yerleri inşa edebilseydik. Tabii öyle bir imkanımız yok. Evet. Yaşanmışlıklar, birikenler, şu anda geldiğimiz nokta istediğimiz gibi her şeyi yapmamıza engel oluyor. Çevreyle ilgili düşüncelerim doğrusu Cenab-ı Hakk'ın bu dünyayı ve elbette ki bu ülkeyi de bir denge ve bir muvazene içerisinde yarattığı. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Anadolu coğrafyası aslında onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış ve bulunduğu coğrafi konum itibariyle de en ilgi çekici coğrafyalardan birisi. Keşke Cenab-ı Hakk'ın yarattığı gibi o saf, bakir haliyle koruyabilseydik. Orada önemli olan insanoğlunun çevreyi kirletmemesi, o düzeni bozmaması, o dengeyi dağıtmaması. Burada bundan sonra yapacağımız epeyce bir iş var. Bu tedbirleri zaten alıyoruz. Düzenleyici bir kurum olarak, denetleyici bir kurum olarak. Hepsinin üzerinde titizlikle devam ediyoruz. Şehircilik açısından geldiğimiz nokta itibariyle de doğrusu çok sevindirici, içimizi açacak haberleri veremem. Bu güzellikleri söyleyemem. Kendimize has Anadolu'da kurduğumuz en önemli medeniyet Selçuklu medeniyeti. Onun bir tarzı ve kimliği vardı. Sonra Osmanlı medeniyetini kurduk. Onun da kendine has bir tarzı, bir mantığı ve bir silüeti vardı. Fakat günümüzde neredeyse 100 sene oldu Cumhuriyeti kuralı. İlk zorluk yıllarına geçiyoruz. Onca okumuş yazmışımız var, bilgili insanımız var, mimarımız, mühendisimiz var, sermaye birikimimiz oluştu. Artık dünyayı tanıyoruz, biliyoruz falan ama bir kimlik oluşturamadık ve tarif edecek bir medeniyet tasavvuru içerisinde değiliz. Ve geldiğimiz noktada şu tespiti söyleyebilirim. Bir, sağlıksız konutlara sahibiz. İki, kimliksiz konutlara sahibiz. Bu noktada bundan sonra neler yapılabilir? İşte bütün bu hassas çalışmaları bütün hızıyla devam ettiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bir şehircilik şurası toplayacağız. Gerek bu kimlik meselesi üzerinde, gerek göç meselesi üzerinde, gerek yerel yönetimler üzerinde, gerekse kentsel dönüşüm işinin daha hızlı ve daha doğru yapılabilirliği üzerinde epeyce tartışmalarımız var. Bunlardan çıkacak sonuçlarda bir yasa halinde 2017'de ortaya koyup bundan sonrasında hiç değilse Türkiye'nin daha iyi, daha emin vaziyette gitmesini sağlayacak tedbirler üzerinde çalışıyoruz şu anda. Evet Sayın Bakanım, arzu ederseniz arkadaşlarımızdan sorular alarak programımıza devam edelim. Buyurun. Sayın Bakanım, Mücahit Salih İnanç, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Sayın Bakanım, öncelikle gençlerle ilgili görüşlerinizi çok merak ediyoruz. Özellikle Türk medyasında olsun, Türkiye'de olsun, Türk gençliğinin apolitik olduğu söyleniyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ve ayrıca 15 Temmuz'daki gençliğin duruşunu, gençlikle ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz. Özellikle Sayın Bakanım, bu 15 Temmuz'dan sonra X kuşak, Y kuşak, Z kuşak biraz karman çorman oldu iyicene. Ve gerçekten de bir duruş ortaya çıktı. Yani öğrenci olaylar içerisinde yıllarca bulunmuş, ilk üniversitesinden sırf bu sebeplerden dolayı kaydı silinmiş bir abiniz olarak, daha sonra da tabii ki bu işlerle ilgisini devam ettiren ve yakından takip eden birisi olarak içimden geldiği gibi bunları söylemek istiyorum. Hep klasik olarak denilir ki biz de abilerimiz zamanında topladıklarında siz bizim geleceğimizsiniz, siz bizim istikbalimizsiniz vesaire gibi sözlerle başlayan hep böyle nutuklar atılır.
Sonra belli yerlere doğru çekme çalışmaları yapılır. Ve 80 öncesindeki o siyasi kutuplaşma içerisinde birçok yapılmış büyük planların gençlik içerisinde yer alarak aslında çok samimi duygularla içerisine giren insanların çok büyük planların birer oyuncağı olduğunu, oyunu olduğunu zaman içerisinde görebildik. İşte tüm dünyada Sovyet blokunun baskılı, yayılmacı politikasına karşı hesaplanmış olan içeriden güçlerin karşısına çıkacağı gibi bir düşünceyle sağ örgütleyip karşı çıkartılan bir ortam vardı. Bu çatışmalı ortam 80'lere kadar ne yazık ki sürdü. Sonrasında tabii 80 ihtilali olduktan sonra gençlik üzerindeki bu hesaplar, gençlik üzerindeki yapılan bu oyunlar, onları yönlendirme, onları belli yerlerde kullanma vesaire gibi fikirler biraz sönümlendi. Hele hele Sovyet bloku dağıldıktan sonra daha rahatlamış bir ortam ortaya çıktı. Çünkü ideolojiler bir yere hakim olabilmek için önce gençleri ikna etmek durumundalar. Gençleri ikna ederlerse, onları sokaklara dökerlerse, o idealist olan gençliğin fikirleri, davranışları, fedakarlıkları üzerine kendi ideolojilerini temellendirebilirler ancak. Bütün bunları 80 öncesinde çok denediler. Sonra özellikle solun tüm dünyadaki bu iddiasını yitirmesi, arkasından ona karşılık cevap veren antitezlerin biraz daha geriye çekiliyor olması gençliği serbest ve hür bir ortamda bıraktı. O dönemde tabii ki biraz işte şu kuşak bu kuşak denilebilir, biraz eyyamcı bir kuşak çıktı denilebilir, biraz havai işler peşinde koşan gençler çoğaldı falan denebilir ama eskiyle kıyasladığımız zaman Allah o eski dönemleri yaşatmasın. Gençler üzerinde hesap yapılan, onları kullandıkları, ölüme götürdükleri, o yüksek ideolojileri için, fikirleri için, idealler için savaştırdıkları ortam Allah bir daha göstermesin. En büyük kötülük orası. Aynı sınıftayız, değişik şehirlerden gelmişiz ama ilk günden bana bir sıfat o takıyor, ben ona takıyorum ve düşmanız. Öyle başlayan bir ortama kim iyi diyebilir ki? Ama zaman içerisinde ben gençliğin, özellikle Türk gençliğinin her halükarda ne kadar onların tarif ettiği gibi bir ortamda serbest, hür, biraz daha rahat, biraz daha light davrandığını görsem de yine de bu milleti sevme noktasında, bu milletin değerlerine sahip olma noktasında müthiş bir gelişme içerisinde olduğunda yakinen bizzat müşahede ediyorum. Bunu ne zaman yaşadık? 15 Temmuz'da yaşadık. Hem bu işte 15 Temmuz'da dışarıya çıkan elbette amcalar vardı, teyzeler vardı, dedeler vardı falan ama bu işin dinamosu yine gençlerdi. Ve o duygu olmasaydı, bu milleti sevme duygusu olmasaydı, bu milletin sahip olduğu değerlere sahip çıkma duygusu olmasaydı, orada ölümün karşısında dimdik durmazlardı. Biz bakanlar olarak gazi olan tüm arkadaşları hastanelerde gidip ziyaret etme kararı aldık. Ankara'daki hastaneleri bölüştük. Her birimize 20'şer, 30'ar, 40'ar adres geldi. Tek tek işi gücü bıraktık. Hepsini ziyaret ettik. Onların anlattıkları hikayeleri dinlediğiniz zaman bazen siz insanlığınızdan utanıyorsunuz. Ya bu ne kadar güzel bir gençlik diyorsunuz ya. Bu ne kadar fedakar diyorsunuz ya. Birisine soruyorum sen ne iş yaparsın diyorum. Ben berberdim efendim diyor. 20'li yaşlarda bir delikanlı. Bir kız çocuğunun anlattığını hiç unutmuyorum. 15 Temmuz gecesi liderimiz diyor sokağa çıkın. Bunlara mani olun dedi. Sincan'da oturan bir genç. Evde yalnızım diyor. Nasıl çıkarım diyor. Sincan'da bir şey yok diyor. Kızılay'a gitmem lazım diyor. Ama olsun diyor. Gece yarısı sokağa çıktım diyor. Bakın normalde Sincan'dan birisi gece yarısı sokağa çıkıp da Kızılay'a gelmek için uğraşmaz. Araban var mı dedim. Yok efendim dedi. Ne arabası dedi. Sokağa çıktım dedi. Baktım dedi. Bir taksinin içerisinde bayraklı abiler gidiyorlar. El ettim dedi. Abi nereye gidiyorsunuz? Kızılay'a. Beni de alır mısınız? Tabii kardeşim gel dediler diyor. Arabaya atladım Kızılay'a gittim. Kızılay'da orada kalabalıklar içerisinde ben de yer aldım. Sonra dediler ki meclis bombalanıyor oraya gidin. Koşarak meclise gittim diyor. Sonra dediler ki Beştepe bombalanıyor. Koşarak Beştepe'ye gittim. Gece yarısı bir kız çocuğu çıkıyor. Bilmediği arabaya biniyor. Kızılay'a geliyor. Kurşunlar atılacak. Bomba atılıyor diyor. Meclise koşuyor. Bomba atılıyor diyor. Bombanın üzerine koşuyor. Şimdi bu ruh nerede var? Kimde bulabilirsiniz? Yani gençliği karalamanın bir manası yok.
Elbette ki çok değişik düşünce akımlar içerisinde insanlar olabilir. Çok değişik yaşam tarzlarını benimseyenler olabilir. Değişik ideolojileri benimseyenler olabilir. Eğer bu memleket içerisinde yaşıyorsak gençler ve yerliysek ve bu milletin değerlerine sahipsek, seviyorsak ne olur ufak tefek şeylerden dolayı kimseye kızmayın. Dininden dolayı, mezhebinden dolayı, ırkından dolayı, yaşam tarzından dolayı kınamayın. Asla. 15 Temmuz bunun en güzel işaretiydi bana göre. Evet. Gerçekten de Sayın Bakanım, biz de havalimanındaydık. Tabii bütün vatandaşlarımız gibi. İşte artık dağılma zamanı gelmişti. Sabah, işte öğlen, sabah işte güneş doğmuştu. İşte taksiler ücretsiz insanları evine götürüyordu. Ben bunları bizzat gözümle gördüm ve çok hoşuma gitti. İnsanlar işte nereye gidiyorsunuz, gidip size bırakın. Müthiş bir birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu vardı. Umarım bu birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu asla bu toprakta, bu coğrafyada gitmez. Yeni sorular alalım. Buyurun. Sayın Bakanım, ismim Fethi Furkan Elbir. Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisiyim. Çevreyi ve insan sağlığını korumak, kirliliği önlemek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla 14 yıl öncesiyle günümüzü kıyasladığımızda ne gibi adımlar atıldı? Sizce bu atılan adımlar yeterli mi? Teşekkürler. Çevreyle ilgili biraz önce söylediklerim tabii ki geçerli. Şöyle, ilk çağlarda insanlar çok az üretiyorlarmış, çok az da tüketiyorlarmış. Küçüklüğümüzde ben de hatırlıyorum, çok küçük şeylerle mutlu oluyorduk. Ve dışarıya attığımız atıklar o kadar azdı ki. Fakat dünyada bir başka gelişme vardı, bizi sonradan etkiledi. Sanayi devrimleriyle beraber üretimler çoğaldı. Üretim çoğalınca bunu da satmak lazım, tüketimi de tahrik ettiler. İnsanlar çok üretmeye, çok tüketmeye başladılar. O zaman çok kirletmeye başladılar. O çok kirletme başlayınca dışarıda müthiş o kirliliğin verdiği bir rezalet ortaya çıkmaya başladı. Tabii toprağı kirletirseniz, havayı kirletirseniz, suyu kirletirseniz, enerjiyi de sınırsız kullanırsanız dünyadaki bütün dengeleri bozuyorsunuz. Ve o zaman tabiat sizden intikam almaya başlıyor. Sellerle, felaketlerle, başka türlü tabiat olaylarıyla. Onlara mani olmanın yolu da elbette ki bu kirliliği azaltmak, daha az tüketmek, daha az kirletmek. Bakın şimdi 14 yıl öncesine göre ne değişti? Mesela şehirlerde kirli sular toplanıyor. Ne oluyor? Bir arıtma tesisine gidiyor. Bunların sayısı çok azdı. Tüm Türkiye'deki şehirlerimizin ancak %35'inin dışarıya atmış olduğu kirli suları temizleyebiliyorduk. Şu anda %80'ini temizleyebiliyoruz. Şehirlerimizde insanların dışarı evlerine atmış oldukları kirli suları bir yerlerde topluyoruz. Bu çokça arıtma tesisi yapıldığı için böyle oluyor. 2023'e kadar şehirlerden dışarıya atılmış olan bütün atık suların hepsini temizleyecek hale geliyoruz. Program yaptık. Her sene 150-200 arıtma tesisi daha yaparak tamamıyla dışarıya temiz sular verebilir hale geliyoruz. Katı atıklarla ilgili daha kötü durumdaydık. Şimdi nüfusun %65'ini, 70'ini ilgilendiren alanlarda, şehirlerde dışarıya atılmış olan çöp diyoruz ya biz, o çöpleri alıp bir yerde ayrıştırıyoruz. Düzenli depolamalar yapılıyor. İçerisindeki o plastik maddeler, şişeler vesaire falan hepsi ayrıştırılıyor. Bir kısmından kompost elde ediliyor, gübre elde ediliyor ve tabiata onlar verilmeye başlanıyor. Mesela denizlerde yapılan bu mücadeleyle şu anda mavi bayraklı plaj sayısında Türkiye 400'lü sayıları geçti, 444'e ulaştı. Dünya ikincisiyiz. Gemilerden dışarıya atıklar atılırdı. 2002'ye kadar hiç orada bizim o atıkları temizleyecek bir ortamımız yoktu. Şu anda tam 269 tane noktada sahillerimizde gemilerin atıklarını getirip bırakabilecekleri yerler, tesisler kuruldu. Bu alanda ayrıca her an risk teşkil edebilecek fabrikaların bacalarına 7/24 onları takip eden sistemler kurduk. Dışarıyı kirletmesinler diye. Onlarca tesiste şu anda bizim online olarak izlediğimiz, her an dışarıya atmış olduğu atıkları izleyebildiğimiz testlerimiz var. Bir mekanizma kurduk. Birçok yerde de yapılan şu andaki çalışmalarla hedef olarak 2003'te tesislerimizin tamamını bitiriyoruz. İnşallah dışarıyı kirletmeyeceğiz. Dışarıya daha az atık atacağız. Dışarıya vermiş olduğumuz her türlü atık tabiata zarar vermez hale gelecek. Bu noktada zaten biz Avrupa Birliği ülkeler içerisinde yaptığımız Paris Anlaşması'nda da sera gazı emisyonunda %21'e kadar geriye çekeceğimiz sözünü de verdik. Onu tutuyoruz zaten.
Sayın Bakan, mesela atık suları mesela Batı, özellikle Almanya 200 sefer daha kullanabiliyor. Temizliyor, yeniden kullanıyor. Bizde bu duruma ihtiyaç var mı? Elbette var. Şu anda yapan tesislerin dışına çıkarmış olduğu atık sular tarımda çok rahat kullanılabiliyor. Evet. Ben kendi şehrimde atık su tesislerini, atık su arıtma tesisini 2000'li yılların başında kurdum. Bir arazi bulduk. Sonra o tesisi kurduk. Dışarıya attığımız suyla içeriye gelen suyu ara ara ben gösterirdim basın mensuplarına. İlk tesise gelen sudan bir bardak alıyorsunuz simsiyah. Kirli su. Çıkan suyu alıyorsunuz bembeyaz. Ve bu suyu dışarıya verdiğinizde dereden akarak tarlaları sulayarak gidiyor ve o su birçok yerde sulamada çok rahat kullanılabiliyor. Evet. Yeni sorular alalım. Buyurun. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşen terör saldırılarının ardından bölgedeki birçok yerleşim alanında binlerce konut, sosyal faaliyet alanları, iş yeri, kamu binaları kullanılamaz hale geldi. Sizin de bildiğiniz gibi sizin bakanlığınız, yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konu hakkında bazı çalışmalar yapmaya başladı. Bu bölgeyi yeniden inşa etme adına. Bu saldırılardan en çok etkilenen bölgeler, yani Cizre, Sur, Nusaybin, Şırnak İl Merkezi gibi bu bölgelerde yapılan çalışmalar ne kadar sürecek? Bunlara, bu bölgelere yapılması planlanan yatırımların maliyeti belli oldu mu? Ve ne zaman bitirilmesi planlanıyor acaba? Benim sorum bu oldu. Birçok yerde işe başladık. Orada amacımız bir an önce evi yıkılmış insanların evini teslim etmek. Ama bir iki yerde biraz ağır davranıyoruz. Çaremiz yok orada da. Hala bazı mahalleler boşaltılıp temizleyemedik. Bunun en bariz örneği Nusaybin'de. İki mahalleyi hala temizleyemedik. Sebebi teröristler aylarca orada çatışmalarını hale getirdikleri evlerden ayrılırken bomba düzenekleri kurarak çıkmışlar. Girip rastgele yıkamıyorsunuz. Rastgele yıkmaya başladığınızda bombalar patlıyor. Bir sürü ölenler oluyor. Ve o sıkıntı var. Ama mesela Sur içerisinde işlerimiz gayet iyi gidiyor. Sur özellikli bir yer. Diyarbakır'ın merkezi orası. Tarihi bir merkez. Binlerce yıllık yaşayan bütün medeniyetlerin zaten orada eserleri var. Sadece İslam dönemine ait eserler değil. Elbette ki camiler var, orada hanlar var, medreseler var ama kiliseler de var, havralar da var. Sivil mimarlık örnekleri de var. 1280 civarında orada bu tür tescilli eser var. Bütün bunları mesela restore ediyoruz şimdi. Elden geçiriyoruz. Çünkü orada çok kıymetli bir Kurşunlu Cami var. Teröristler orayı bombalayarak, içeride bir ara depo olarak kullanmışlar. Sonra da yakarak çıktılar, gittiler oradan. Onlar için bir kutsal olmadığı için cami yanmış, kilise yanmış, hiç umurlarında bile değil. Her tarafı yıkarak, dökerek, tahrip ederek ayrılıyorlar. O tarih eserleri restore ediyoruz. Orada insanlar yaşasınlar diye canlı olan ticareti Gazi Caddesi gibi, Melik Ahmet Caddesi gibi caddelerde sokak sağlıklaştırma projeleri yapıyoruz. İçeride koruma amaçlı imar planına uygun olarak Diyarbakır evlerinin inşasına başlıyoruz. Ve vatandaşlardan eğer ev isteyen varsa dışarıda TOKİ marifetiyle yapmış olduğumuz 2+1, 3+1 bir sürü ev var. 3 ay sonra, 2 ay sonra hatta evlerini verebilecek durumdayız. Vatandaş diyorsa ki Sur'da bir vatandaş benim evim yıkıldı. Evet, karşılığında ben ev istiyorum. Evet, evini verebilecek durumdayız 1-2 aydan. Hızlı çalışıyoruz oralarda. İdil'de 3-4 aydan evlerini verebilecek durumdayız. 5-6 aydan Silopi'de evlerini verebilecek durumdayız. 8-9 aydan Cizre'de evlerini verebilecek durumdayız. Devlet orada teröristin canını okudu. Ama vatandaşa da şimdi merhamet, şefkat tarafında, onların yarasını sarma tarafında müthiş bir çaba içerisinde. Bütün bunlar yapılırken herhalde bir 30 binden fazla konut yaparız. Ve 10 milyar lira civarında da oraya para harcarız diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda da bu evler yapılırken eski yerleşim yerlerinde ve yeni bizim rezerv alanlarda bu işlerin altyapısını da yapıyoruz. Sularını, kanallarını, yeşil alanlarını, spor tesislerini vesaire de falan bir yeniden inşa ediyoruz. Orada vatandaşla yeniden kucaklaşıyoruz. Orada vatandaş gittiğimizde bize dualar ediyor. Düşünün şimdi, bir örnek vereyim size. Yüksekova'da işte o terörün biraz uzantısı gibi olan partinin oyu %94. Müthiş bir oy bu. Herkes yani sokaktaki onlardan gibi. Tabii tehdit de almamışlar. Elbette ki tehditli olan bir şey bu. Ve oraya şimdi o milletvekilleri giremiyorlar ama. Biz gittiğimiz zaman insanlar bizi kucaklıyorlar, öpüyorlar, dualar ediyorlar.
Ben Cizre'de de, Yüksekova'da da, Nusaybin'de de sokaklara çıkıyorum, kahveleri geziyorum. Onlarla sohbet ediyorum, yapacaklarımızı anlatıyorum. Yeniden kucaklaşıyoruz onlarla. Terör illetinden kurtulunca insanlar bağımsız ve hür bir şekilde düşünmeye başladılar. Yeniden kucaklaşma inşallah çok hızlı bir şekilde sürecek orada. Sayın Bakanım, terör örgütleri orada vatandaşın evini yıktılar. Ve çok acı bir şekilde ölenler oldu. Evin önüne bomba kondu. İşte evet. Çıkartmalılar. İşte orada devlet şu anda yeniden bir yapılanma yapıyor. Ciddi manada yatırım yapıyor. Altyapı, üst yapı hizmetleriyle beraber, sosyal alanlarıyla beraber. Fakat mesela %94 oy oranı diyorsunuz mesela. Burada devlet otoritesini ciddi manada güvenlik olarak hissettirmesi lazım diye düşünüyoruz. Çünkü oradaki insanlar sonuçta devleti kucak açmış durumda anlattığınız kadarıyla. Ve yeniden evleri yapılıyor. Vatandaşın genel olarak tutumu nasıl orada size karşı? Tabii eskiden bir takım haklar verildiğinde bunu kötüye kullanan bir grup vardı. Evet. Ankara'daki siyaset grubu da doğrusu hiç iyi bir imtihan vermediler bu konuda. Onlar keşke dönüp terör örgütüne silahları bırakın, bu işleri yapmayın deselerdi bunlar bu hale gelmezdi. Fakat Ankara'daki siyaset kurumu da Kandil'in emrine girince, o terör örgütlerinin eli silahlı çapulcuların sözcüsü haline gelince, bu iş daha da içinden çıkılmaz hale geldi. Bütün Türkiye'de insanlar şunu söylüyorlardı. Kardeşim silahı bırakın, ovada siyasetinizi yapın. Meclise gelin ne istiyorsanız söyleyin. Buna destek vermeyen var mıydı? Hayır, hepimiz destek veriyorduk. Fakat o gelenler terör örgütlerini destekleyen, onların propagandalarına alet olan, onları meşrulaştırmaya çalışan ve terör örgütünün yaptığı her şeye aferin ne güzel diyen ama bizim meşru güçlerimize de kalkıp her türlü iftira atan bir adam haline gelince iş daha da kötüye gitti. Ve vatandaş üzerinde tamamıyla baskılı bir ortam oluşturdular. Seçimler dahil. Şimdi düşünün, ben size rastgele soruyorum. Falan köyde, falan mezrada 30 hane yaşıyor. 30 haneden de 50 tane oy var. Eli silahlı 2 tane terör örgütü mensubu gelmiş diyor ki, bu 50 tane oy falan partiye çıkmazsa, akşama geliriz hepinizi vururuz diyorlar. Aileniz var, çocuklarınız var. Kim bu tehdit altında kalmadan hür bir şekilde oyunu verebilir ki? Ve orada o seçimlerde bunu çok kullandılar. Bunu saklanacak tarafı yok, herkes söylüyor zaten. Ve şimdi o yaptıkları kötülüklerin cezasını çekiyorlar. Bu belediyeler teröristlerden temizlendi arkadaşlar, bakın. Köyler temizlendi. Çok ufak tefek yerlerde kaldı, temizleniyor. Dağlarda bunlar kışın çekilirler, hazırlık yaparlardı. Oralar bombalanıyor ve tamamıyla temizlendi. Sonra sınır dışına doğru gidip, sınır dışında bunların hareket imkanı olabilen yerlerde, lojistik takviye aldıkları yerlerde bir temizlik harekatı daha yapıldı. Tamamıyla güçleri bitti. Onun için can yakıcı eylem yapmaya çalışıyorlar. Onun için gelip sadece canlı bombalarla bir yerde bir şey patlatıp ölümler veyahut da canımızı sıkan olaylar yapmaya çalışıyorlar. Terör örgütünün hedefi aslında yerelleşmektir, kitleselleşmektir, arazide taban tutmaktır ve hakimiyet alanını genişletip orada bağımsızlık ilan etmektir. O değil mi? Tamam, bunlar bitti şimdi. Bağımsızlık ilan edemiyorlar. Yerelden destek alamıyorlar. Halka inemiyorlar. Tek tek kaldılar. Kendilerine göre uyuyan hücrelerle can yakmaya çalışıyorlar. Bu bittiklerinin alameti. Bu iyi bir alamet. Vatandaş da diyor ki dönüp bize, ne olur Allah rızası için buradan gitmeyin. Bak çok açık söylüyorlar bunu vatandaşlar. Gücü buradan ihmal etmeyin. Bir daha eski günlere dönmeyelim. Bunlar bizi bir daha burada yaşatmazlar. Çok aleni olarak oradaki Kürt vatandaşın istediği bu. Biz de onlara söz veriyoruz. Ki bunu zaten oralardan çıkmayacağız zaten. Televizyonlarda da görüyoruz. Yüksekova'da, Diyarbakır'da Türk bayraklarıyla şehitler ölmez, vatan bölünmez. Özellikle çok ciddi oy aldığı yerlerde vatandaş birlik ve beraberliği dağıdı. Ana muhalefetin lideri Hakkari'ye gitti. Türk bayrağı açabildi mi? Miting yaptı. Açamadı. Ve orada bir anlaşmayla Türk bayrağı çıkarmadan miting yaparak, sonra da miting yaptım diye sevinerek geldi. Şimdi her tarafta Türk bayrağı dalgalanıyor. Diyarbakır'da dalgalanıyor, Siirt'te de dalgalanıyor, Yüksekova'da dalgalanıyor. Aslında partili bir şey burada asla söylemek istemem ama lütfen gençler beni mazur görsünler. Bizim partimizin oradaki oyu 2300 küsür Yüksekova. Arada Yüksekova'dan bahsediyoruz ya arkadaşlar, neyse. Evet. Bu 1 Kasım seçimlerinden bahsediyorum. Son gittiğimde 2 ay kadar oluyor, 1,5 ay kadar oluyor. Parti teşkilatını ziyarete gittim. %3 olan oyumuz 2300 küsürken efendim üye yazmaya başladık dedi arkadaşlar. Peki ne kadar üye yazdınız dedim.
Son bir ayda 13.500 üye yazdık dediler. Ya 3.000 oy alamayacaksınız, 2.300 küsür oy alacaksınız. Ama üye yazarken, üye yazılmak daha zordur. Oy kimse görmeden atarsınız, kurtulursunuz. Size bir sorumluluk getirmez. Ama üye yazınca adınız, kaydınız, nüfus kağıdınız hepsi dökülüyor. Ve saklamıyorsunuz kimliğinizi. 13.500'e ulaşmışlardı. Şimdi bir daha merak ediyorum, herhalde 25.000'i bulmuşlardır. Demek ki terör olmazsa, insanların vicdanı hür olursa, rahat hareket edebilirse, işte böyle sonuçlar ortaya çıkar. Bize düşen nedir bu arada hükümet olarak? Yatırım yapmak orada. Ekonomik durumu iyileştirmek, işsizlere iş bulmak, evi yıkılanların evini vermek ve oradaki insanları rahat erdirmek. Ve bu arada da tabii ki güvenliği asla ihmal etmemek. Şimdi o noktadayız. Evet, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızdan yeni sorular alalım, buyurun. Sayın Bakanım, hoş geldiniz öncelikle. Adım Tuğçe Mete. Benim sorum şehirleşme ile ilgili olacak. Şehirleşme vizyonunuz nedir, nasıldır? Bu vizyonda gençlerin sosyal hayatına ilişkin yeni düzenlemeler var mı? Gençlerin yeri nedir? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, biraz önce şehirciye biraz girdik ama şikayet babıydı o hep. Bulunduğumuz noktanın çok iyi olmadığını işaret eden bir şeydi. Ama aslında şöyle görmek lazım şehirleri. Şehirler içinde yaşayan insanların aslında aynasıdır. Şehirlere baktığınız zaman geriden bakmakla bile içinde yaşayan insanların inanışlarını, düşüncelerini, ilişki biçimlerini hissedersiniz ve bilirsiniz. Şehirlere bakarak tahmin edersiniz. Ve o şehirleri öyle inşa etmelisiniz ki o şehirler size mutluluk vermeli. O şehirler sizi rahat ettirmeli. O şehirle siz hemhal olmalısınız. Selçuklu'daki şehir tipinde merkezler vardır. O merkezlerde külliye mantığı vardır. Külliye. Yani külliyeden kasıt nedir? Cami merkezi vardır. Ama cami tek başına ibadet yeri değildir. Yanında mutlaka medrese vardır. Şöyle Anadolu şehrine gelen arkadaşlarımız vardır. Düşünsünler kendi şehirlerini, Selçuklu şehirlerini. O külliyenin yanında, medresenin yanında, medrese yanında mutlaka ve mutlaka hamamı vardır temizlik için. Onun yanında bir imarethanesi vardır. Aşevi vardır, sağlık ocağı vardır. Ve çarşılar oluşur. Orası hayatın merkezidir. Sonra konutlara doğru gittiğinizde bizlerde genellikle avlulu ev tipleri vardı eskiden. Avlulu. Ve pencerelerimiz avluya bakardı. Bu bizim kendimize has bir medeniyetimizdi. Osmanlı'da bunu daha gelişmiş olarak görürsünüz. Şimdi günümüzde geldiğimiz noktada bu tip yerleri çoğunlukla yıktık ve harap ettik. Çok az kaldı. Yeni modern konutlar inşa etmeye çalıştık. Onlar da kopya. Bir yerlerden getirme, bir yerlerden konulma. Fransız usulü, vesaire usulü, Alman usulü, bir şey usulü. Ve onlarla eski bizim kendimize has medeniyetimizin o güzelim eserleri yan yana yarışmaya başladılar. Tabii galip gelen modernite oldu. Eskileri yok etmeye başladı, baskıladı, arada, geride, ufak tefek kalmaya başladı. Şimdi burada biz imar kanunlarıyla bunu bir disiplin altına almaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da bir çalışma yapıyoruz. O çalışmayı da ileride biraz zorlayacağız. O çalışmada arkadaşlarımız bütün bu kaygılardan, geçmişteki yaşanmışlıklardan uzak olarak, bağımsız düşünerek, günümüzde bir insan, bir Türk insanı, bu ülkenin değerlerine sahip bir insan, İnançlı bir insan nasıl bir yerde yaşamak ister? Nasıl bir yerde yaşamak ister? Nasıl bir dünyada yaşamak ister? Nasıl bir çevrede yaşamak ister? Nasıl bir şehir kültürüyle beraber olmak ister? İşte bunu hazırlıyor arkadaşlarımız şimdi. Orada bir taraftan tabii ki bizim yaşantımıza uygun ev tipi ortaya çıkacak ama bir taraftan da mahalle tipi çıkacak ortaya. Konu komşu tipi çıkacak ortaya. Bütün bunları hazırlayan arkadaşlarımız bir taraftan da teknolojinin getirmiş olduğu nimetlerden istifade edeceğimiz o ortamlarda sunmaya çalışıyorlar. Yani yağmur yağdığında hiçbir damla bile dışarıya suyu atmadığımız, dışarıya attığımız atıkların yeniden enerjiye dönüştürüldüğü, kendi içinde kendi enerjisini üretebilen ve onunla da idare edebilen bir sistem kurguluyorlar. İleride belki de 1-2 sene içerisinde ben 300 kişilik, 500 kişilik kooperatif kurmak istiyorum diyenlere bu projeyi ellerine tutuşturacağız. Sonra da yer tahsis etmeye çalışacağız. Ve yeni kooperatifler, yeni uydu tipler böyle çıksın diye. İlle de eski, hatalı diye eleştirdiğimiz bir yaşam tarzını sürdürmek zorunda değiliz. Oradan bir kurtulacağımız
hayata doğru da geçmek istiyoruz. Yani ben bir insan olarak ve inanan bir insan olarak, bu ülkenin değerlerine sahip birisi olarak nasıl bir yerde yaşamak istiyorsam, nasıl bir ortamda bulunmak istiyorsam, bütün bunlar tarif ettiğimiz tip çıkıyor ve onunla ilgili de önümüzdeki günlerde herhalde inşallah ciddi çalışmalarla birlikte yeni ön açacak bir yer çalışmaya gayret ediyoruz. Yeni soru alalım. Buyurun. Sayın Bakanım merhabalar. İsmim Ravza Zohrab. İç mimarım. Benim sorum az önce kısmen değindiğiniz bir konunun biraz daha özelleştirilmiş olacak. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Bilecik gibi büyük illerimizde sanayileşmeden kaynaklanan hava kirliliği söz konusu. Ciddi bir hava kirliliği söz konusu. Bunlarla alakalı ne gibi önlemler alınıyor ve bunu bitirmeye yönelik ne gibi projeleriniz var sonlandırmaya yönelik? Ve aynı zamanda İstanbul'un atıklarının depolanması için gerekli yerin olmaması gibi bir öngörü söz konusu. Dolayısıyla bu atıkların yakılarak aynı zamanda enerjiye dönüştürülmesi projesi var. Bu proje diğer büyük illerimizde de uygulanacak mı? Buna dair bir çalışmanız var mı? Bunu merak ediyorum. Tabii saydığımız büyük şehirlerin hepsinde ufak tefek söylediğiniz sorunlar karşımızda duruyor. Bunları da yavaş yavaş çözüyoruz. Şöyle bir şehircilik anlayışımız yok. Bomboş bir arazide geleceği düşünerek tasarlayabildiğimiz, yani burada konutlar nerede olacak, iş yerleri nerede olacak, arasındaki ulaşım nasıl sağlanacak, insanlar parka nasıl gidecekler, eğitimi nasıl sağlayacaklar, iş yerleri, fabrikalar nerede olacak diye bir şeyi ne yazık ki biz yapamamışız. Sebebi de bizde planlama çok geç. 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllardan itibaren plan yapılmaya başlanmış. 1/100.000'lik dediğimiz bizim bakanlığımızın yaptığı planlar bile daha yeni bitti. O zaman geç planlamanın sıkıntılarını hep yaşıyoruz. Geç planlamanın sıkıntısının yanı sıra göçler de bizde 1950 yıllardan itibaren hızlandı. O göçler karşısında hazırlıklı olan bir belediyecilik, yerel yönetim anlayışımız da yoktu. Bütün bunlar yan yana getirdiğinizde de biraz önceki saydığımız mahsurlar ortaya çıktı. Şimdi bu mahsurları gidermeye çalışıyoruz. Bu hastalıkları tedavi etmeye çalışıyoruz. Uğraşıyoruz. Fabrikalar, konutlar, İş yerleri, bazen okul yan yana iç içe bulunabiliyor. Ve oradan çıkan fabrikalardan atıklar herkesi rahatsız edebiliyor. Aslında organize sanayilerin ilk çıkışı 80'li yıllardır. Şimdi Anadolu'da birçok imalat yapan yerler organize sanayilere doğru hareket ettiği için temizlenmeye başladı. Ve orada şehirler biraz daha böyle ferahlamaya başladı. İçerisinde toplu taşım araçlarında dışarıya atılan atıkların, gazların daha az zehirleyebildiği ortamlar, elektrikli araçlar, raylı sistemler, toplu taşım araçlarındaki doğal gazlı dışarıya çok atığını az veren araçlar yeni yeni çıkmaya başladı. Ve o planları bütün belediye başkanlarımız sürdürdüğü gibi biz de bir taraftan genel müdürlük olarak destekliyoruz. Yani birisi küçük bir belde de olsa, ilçe de olsa katı atık tesisi kuracağı zaman bizden destek alabiliyor. Atık su arıtma tesisi kurabileceği zaman bizden destek alabiliyor. Bütün bunların hızla geliştiği bir ortamda zannedersem 10-15 yıl içerisinde Türkiye'de bu sorunların birçoğu kalmamış olur. Ama İstanbul için özel bir projeye ihtiyaç var. İstanbul için çok özel bir çalışmaya ihtiyaç var. Ve katı atık da burada uzun boylu bir sorun değil, onu bilin. Bu 2000'li yıllara doğru sorundu. Biz çöplüklerin patladığını, onlarca insanın orada rahmetlik olduğunu biliyoruz. Suların akmadığı ortamlar, evet. İstanbul'da biliyoruz. Ama son 10 yıldır yapılan çalışmalarla Allah'a şükür İstanbul'daki bütün atıklar bir yerlerde toplanıyor. Onlar ayrıştırılıyor. İçinden kompostör elde ediliyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi de doğrusu çok gayretli. Bir Avrupa'nın ve özellikle Çin'de de Avrupa'da da birçok gelişmiş kentlerde hava kirliliği çok ciddi problem oluşturmakta. Türkiye'de herhalde biraz da birkaç bölgede bildiğim kadarıyla işte Kocaeli, Bilecik demiştiniz, Eskişehir. İstanbul'da da bazı ilçelerde var. Bütün şehirleri ölçüyoruz aslında. Sitemizde yayın yapıyoruz. Zaman müthiş bir iyilik ve gelişme var. Bunu niye bağlıyız? Niye bağlıyoruz? Bir, doğalgaz bütün şehirlerde yaygınlaşmaya başladı. Evet. Doğalgazı aslında mecburi hale getirsek hava kirliliğinin büyük bir sorunun önünü kesmiş oluruz. Ancak herkesin onu alıp da şebekeyi döşeme evinin içerisinde kullanma imkanı çok gözükmediği için ihtiyari bir tarafa geldi o iş. İsteyen yapıyor, isteyen yapmıyor gibi falan, şu kadar şeyden sonra yapılabilir gibi, konuttan sonra mecburi gibi hal olunca kömür kullanımı haliyle biraz çıkmaya başladı. Bazen de işte kenar mahallelerde dağıtılan kömürlerin çok kaliteli olmaması da bunu etkiliyor.
Ama önümüzdeki yıllarda biraz daha bu işi inşallah biz disiplin eden hale getirirsek bu hava kirliliği tamamıyla kaybolur. Ama şunu herkes bilsin ki bundan 10 sene öncesiyle bugün arasında dağlar kadar fark var. Yeni soru alalım. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Adım Şura, Bilgi Üniversitesi Proje Yönetimi öğrencisiyim. Yani bilindiği üzere ülkemizde ucuz ve kalitesiz malzeme kullanımından dolayı bazı müteahhit problemleri var. Yapı denetim şirketlerinin kurulması bu problemleri ne düzeye indirdi ya da tamamen ortadan kaldırdı mı, bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Denetimin az olduğu zamanlarda ortaya çıkmış olan ürünler her zaman tehlikeli ve başa bela. Bunu Marmara depreminde de gördük zaten. Mesela 99'da çıkan yönetmelikle ve daha sonraki denetim firmalarının faaliyetleriyle hep bizim dünyamızda şöyle bakılır. 99'dan sonra yapılan binalar sağlam binalardır. Merak etmeyin diye bakın. Ancak 99'dan önce yapılanlar eğer gerçekten başında yaptıran kişi, müteahhit de olabilir, şahıslar da olabilir. Malzemesine titizlenmişlerse, doğru malzeme, doğru projeyle kullanmışlarsa hiçbir sorun olmaz. Ama değilse orada biraz sorun var. Ki sorun olduğunu da biliyoruz zaten. Şimdi ne yapıyoruz? Biz malzemeleri de denetliyoruz. Müteahhitliği de bir kayıt altında tutuyoruz. Şimdi bir çip sistemi geliştirdik. 2017'den itibaren dökülen her betonun içerisinde o çip sisteminden dolayı elektronik olarak bundan sonra binalarda dökülen betonların bile kalitesini takip edeceğiz. Bunları yaparsak biz zaten emniyetli bir vaziyete getirmiş oluruz. Bunları yapmazsak işimiz zorlaşır. Bir tarihte Japonya'ya gitmiştim. Orada biz Türkiye olarak çok güzel bir cami yapmışız. Cuma günü gidip namaz kılalım dedik, cuma namazı. Camiye gittiğimizde bizi Bursalı bir hafız efendi karşıladı. Orada görev yapıyormuş. Bir hatırasını anlattı, ben de size anlatmak isterim onu. Japonya'ya ilk görev verildiğinde bizim hükümet olarak gittiğinde birkaç gün içerisinde bir depreme denk gelir. Gece yarısı o sarsıntıda telaşıyla çoluk, çocuk, hanım, kendisi hepsi sokağa atlarlar. Yatak kıyafetiyle, herkes pijamalarla, eşofmanlarla ne buldularsa sokağa kendilerini atarlar Tokyo'da. Meydanda açık bir yere çıkarlar. Bizdeki hep düşünce o ya, deprem var, kaç. Sonra açık alana git, binaların arasında durma, tepene yıkılır. Bizimki tabii bu taktiği uyguluyor. Orada biraz bekliyorlar, sağa sola bakıyorlar, kimse çıkmıyor dışarıya. Hiç kimse yok. Sonra tabii sessizce evlerine gidip oturuyorlar. Ertesi gün iş yerine geldiğinde diyor ki gece böyle böyle oldu, bir acayip deprem vardı. Ne yaptın diyorlar, ben böyle yaptım diyor adam. Bizim hoca efendi. Diyorlar ki niye öyle yaptın? Siz ne yaptınız? Biz yattık vallahi, beşik gibi sallanır, biz de güzel güzel uyuruz diyorlar. Bakın şimdi binanız eğer kaliteli olursa, doğru malzeme kullanarak doğru işleri yaparsanız ve neticesinde rahat edersiniz. Bunu kullanmazsanız böyle. Vallahi bir gün sizi rahatsız eder bu. Ben Adapazarı depremi olduğunda belediyede ekibimi, teknik ekibi topladım. Bir otobüs. Doğru Adapazarı'na gittim. Tabii önce deprem olduktan sonra aşevleri kurdum, yardım ettim falan. Ayrı şeyler onlar. İnsani vazifelerimiz. Ama ders çıkaralım bundan diye teknik ekibimi bir otobüs dolusu götürdüm. Karşılaştığımız manzara şuydu. İlk sokaktan itibaren. Bir kısım binalar zeminde 2-3 kat çökmüş, yerin içinde kaybolmuş. Belli ki zemin çürük. Onu hiç dikkate almamışlar. Üstüne bina yapanlar. Bir kısım binalar üst üste kat kat pasta gibi çökmüş. Belli ki demiri düzgün kullanmamışlar. Statik hesabını bunu düzgün yapmamışlar. Onların tutturma dediğimiz etriyelerini düzgün koymamışlar. Bir kısım binaların başına geçtik. Elimizle bile betonu koparacak vaziyetteydik. Belli ki çimentosunu düzgün koymamışlar içerisine. Bütün bu malzemelerden çalınca da işte Adapazarı'ndaki felaket başımıza geldi. Şimdi bütün bunların sıkı bir şekilde denetimi bizim için elzem. İnsanların insafına bırakamayız bunu. Müteahhit grubunun insafına bırakamayız bunu. Biz takip edeceğiz. Yeni soru alalım. Buyurun. Sayın Bakanım, ismim Vuhidullah Fidan. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisiyim. İskan'la ilgili bir soru sormak istiyorum size. Ülkemizde özellikle yerel bölgelerinde müteahhitler projeye uyma konularında hala çok hassas değiller. Bununla ilgili de imar müdürlüğü ile ilgili problem yaşıyorlar ve bunun sıkıntısını en sonunda vatandaş çekiyor. Ve müteahhitlere bununla ilgili bir ceza işlem uygulanmıyor hala. Bununla ilgili herhangi bir çalışma yapmanız mevcut mudur? Bunu öğrenmek istiyordum. Teşekkür ederim.
Müteahhitlerin değişik şekillerde cezalandırıldığı kesin zaten. Onu yapıyoruz ama bu çok yeterli mi derseniz yeterli değil. Alışkanlıklar bazen insanları bu hale de getiriveriyor. Sonra da bunun dönüyor, dolaşıyor, vatandaş cezasını çekiyor hakikaten dediğiniz gibi. Geçenlerde Bakanlar Kurulu'nda ben bir sunum yaptım. Sayın Başbakanımıza da arz ettim. Müteahhitliğin bir kayıt altına alınması lazım. Bu kayıt altına alınan müteahhitlik grubunun bir disipline edilmesi lazım. O disiplin gelmezse mutlaka bir takım felaketler başımıza gelebilir. Bunun da sonucunda ceremesini hep beraber çekeriz. Bu yıl gelecek yasalarla tahmin ediyorum ki bu söylediğiniz bütün mahsulları kaldıracak bir ortam doğuyor inşallah. Evet, yeni soru alalım. Buyurun. Esra Koçoğlu. 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Büyük İstanbul depreminin ardından halkın sığınabileceği toplanma alanları belirlenmişti. Ancak günümüzde böyle bir yapıları görmek pek mümkün değil. Buna yönelik çalışmalarınız mevcut mu? Ayrıca merak edilen en önemli soru, beklenen İstanbul depremine İstanbul yapıları itibariyle ne derece hazır? Evet, İstanbul için burada deprem Sayın Bakanım, var. İstanbul bir deprem bekleniyor mu? Yani böyle bir soru geldi ama bilim adamları. Şöyle, tabii benim uzmanlık alanım değil ama bu konuda görüşüne itibar ettiğim 10 kadar profesör, bilim adamı, akademisyen var. Onların bütün görüşlerini topladığımda şöyle bir sonuç çıktı ortaya. Evet, 2030 yılına kadar ciddi bir İstanbul'da deprem bekleniyor. Bir sıkışma var, bu bir türlü çıkacak ortaya. Bu da işte şu bölgede olacak diye isim de veriliyor. Bu 2030 yılına kadar olacak gibi de bir tahmin var. Kaç şiddeti öngörülüyor? Evet, o da en az şiddeti 7 gibi öngörülüyor. Evet. 7 şiddetinde, yani önümüzdeki günlerde, yarın sabah da olabilir, 15 sene sonra da olabilir, 13 sene sonra da olabilir, bir deprem gerçeği varsa, insanoğlunun inat etmeden şimdiden hazırlıklı olması lazım. Yer altındaki işlere çok gücümüz yetmiyor. Onunla kavga etmeye gerek yok. Onu anlayıp ona uygun hareket etmek gerekiyor. İşin Türkçesi bu. Şimdiye kadar onu ciddiye almadığımız için başımıza bir sürü felaketler geldi. Şimdi onu ciddiye almak durumundayız. İstanbul için ne yapabiliriz? İşte kentsel dönüşüm yasası 2012 yılında çıktı. O yasaya göre insanlar binalarını yenilemek isterlerse ona bir sürü avantajlar sağlanıyor. Belediyeler eğer riskli alan ilan edip o çöküntü alanlarını temizlemek isterlerse ona bir takım avantajlar sağlanıyor. Bunlar 4-4,5 yıldır sürüyor ama istediğimiz noktada değil. Tüm Türkiye çapında baktığımız zaman 1 milyon kadar bina yenileyebilmişiz 4-5 sene içerisinde. Halbuki biz İstanbul'da bu işi çok daha fazla yapmalıyız. Türkiye genelinde söylüyorum yine 200 bin yerine en az 500 bin binayı yenilemeliyiz. Bu neye dayanarak söylüyorum? 2030 yılına kadar eğer 500 bin binayı senede yenilersek 7 milyon civarında binayı yenilemiş oluruz. 7 milyon binanın yenilenmesi demek Türkiye'nin depreme az çok hazırlıklı olması demektir. Evet, 7 milyon binayla. Evet. Çünkü elimizdeki yapı stoğunun bir bölümü ne yazık ki çok şey değil, sağlam değil. O zaman bunu hızlandıracak bir takım tedbirler almalıyız. Bu tedbirler biz uzun uzun görüştük. 2017 yılı içerisinde çıkacak olan kentsel dönüşümle ilgili bu hızlandırma çalışmaları yasal bir altyapıya da kavuşup inşallah Allah'tan bir mani gelmezse bu benim büyük hedeflerimden birisi aslında. 2030 yılına kadar yenilenmedik bir bina bırakmayalım diye düşünüyorum. Özellikle 99'dan önce yapılmış olan binaların dönüşümünden bahsediyorum. Yoksa insan gelmiş yeni standartlara göre 2-3 katlı ev yaptırmış sağlamca oturuyor. Bir problemi yok, oturabilir. Burada ben vatandaşlardan özellikle şunu rica ediyorum. Bir, eğer güçleri yetiyorsa binalarını ölçtürsünler. O binaların içerisinde en kıymetli nesneleri var. Canları var, yakınları var, malları var. En sevdikleri var o binada. Bu parayla ölçülecek bir şey değil. Paraya kıyamıyorum, harcayamıyorum gibi bir mazeret olamaz burada. Allah korusun bir deprem gelirse o parası da gider, pulu da gider, sevdikleri de gider. Paranın da pulun da anlamı da olmaz. Adapazar depreminde büyük bir işhanı sahibini ben caddenin ortasında trafik işaretlerini yaparken, trafik polisi yaparken gördüm. Hafifçe tatlanmış adam, caddenin ortasına duruyor, araçlara geç, dur diyor falan adam. Bir adam, meczupvari bir adam. Dediler ki şu Kuyumcular Çarşısı'nın falan olduğu yerde bir sürü dükkanları vardı. Buranın sahibiydi bu adam dediler. Bak para pul kurtarmaz adamı. Azıcık variyeti olan bir insan, azıcık parası olan bir insan lütfen oturduğu evi ölçtürsün. Bunu yapan firmalar var, çok, onlarca firma var.
Sağlam değilse güçlendirsin. Eğer güçlendirmekle bu binadan kurtulamıyorsa bir an önce o binayı boşaltsın. Bu şahıslara düşen. İki, İstanbul'daki bütün belediye başkanlarına sesleniyorum. A partili yok, B partili yok, muhalefet yok, iktidar yok. Kendi bölgelerinde bu riskli alanları tespit etsinler. Doğru bir proje hazırlasınlar, insanlarla temasa geçsinler ve gelsinler bize. Biz yardımcı olalım, oraları dönüştürsünler. Dönüştürsünler. Bu dönüşüm esnasında vatandaşlardan da ricam, lütfen yardımcı olsunlar belediye başkanlarına. Şunlarla karşılaşıyoruz mesela. Bir belediye başkanı bir adayı temizlemek istiyor. 250 kişiyle muhatap. 3 kişi orada çıkıyor diyor ki, ya kolay hallederiz. En son gelin biz her şeye razıyız derken, en son onlara iş düştüğünde her birisi 3'er 5'er daire istemeye başlıyor. Onu tabii istimlak etmesi lazım belediye başkanının. Zaman geçiyor. Zorluk çıkarıyorlar. Bunlar da doğru değil, hak değil. Sayın Bakanım, bununla ilgili bir düzenleme olamaz mı? Yani elbette çıkardık biz bu düzenlemeyi. Yani eğer %65'ini gönlünü etmişse %35'ini de istimlak etme yetkisi verdik, kamulaştırma yetkisi verdik. Ne yapacaksınız? Evet. Başka çaresi yok. Bunun dışında ruhsatsız alanlarda meskeni olmayan binaların bulunduğu yerlerde kentsel dönüşüm alanının ilan edilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yaptık. Sonra insanlar orada eğer anlaşıp çıkarlarsa bizim yasaya göre kira paralarını veriyoruz. Zannedersem İstanbul için 795 lira veriliyor. Bazı yerlerde Anadolu'da biraz daha düşük ama 600-700 lira kira parası veriyoruz. Mesela o biraz önce kardeşimiz Güneydoğu'yu sordu ya. Güneydoğu'da bir vatandaş gelip bize Cizre'de, sizinle anlaşıyorum, benim evim yıkılmıştı, evet evimi verin dediğinde, anlaşmayı yapıp imzaladığında evini ilk terk ettiği günden itibaren kira parasını ödüyoruz. İlk günden itibaren. Yani bu tür kolaylaştırıcı tedbirlerimiz var. Eğer birisi evini yıkıp yapmak istiyorsa, bankadan kredi almışsa faizinin %4'üne biz katlanıyoruz. O gibi tedbirlerle biz buraları artık yenileyeceğiz. Başka çaresi yok. 2030'a kadar 7 milyon bina inşallah sadece İstanbul için yenilenecek. Sayın Bakanım, kısa bir ara verelim. Sonra programımıza devam edelim. Kısa bir aradan sonra programımız kaldığı yerden devam ediyor. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Gençler Büyük Buluşma'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özaseki ile beraberiz. Arkadaşlarımızdan soru alarak devam ediyoruz. Buyurun. Sayın Bakanım merhaba. Ben İbrahim Halil Ötkün. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Efendim, kentsel dönüşümün hızlanması hem şehrin yenilenmesi hem de depreme dayanıklı olmasını sağlıyor. İstanbul'da kentsel dönüşümle alakalı hangi aşamada ve kentsel dönüşümü hızlandırmak müteahhitlerimizle alakalı ilgili bir projeniz, planınız var mı? Teşekkür ederim. Bir de Sayın Bakanım, dikey mimari ve yatay mimari, bunlarla ilgili de bize bir açıklık getirirseniz çok seviniriz. Şimdi 2012'de çıkan yasa kentsel dönüşümü hızlandırsın, bu evler depreme hazırlıklı hale gelsin diye yapılmış. Ama 4-4,5 sene içerisinde bu uygulamalardan biz biraz da ders çıkardık. Bir takım güzel işler yapıldığı gibi hatalı işler de ortaya çıktı. Orada hata ne de derseniz birisi sizin söylediğiniz. Dikey bir mimariye gitmek, İstanbul için özellikle. Yani yoğunluk 2 iken 4'e getirmek, 4 iken 8'e çıkarmak, İstanbul'daki sorunları daha da artırıyor. Bir yerde 2 tane ev varsa bunu yıkıp yerine 2 tane yapılırken, tabii bunu karşılayacak 2 tane de müteahhide verildiği için 4'e çıkıyor bir anda. Konut sayısı 2'ye katlayınca nüfus da artacağı için orada birçok sosyal donat alanda ihmal ediyorsunuz. Yeşil alanlar ona göre koymuyorlar. Okul alanını ona göre düşünmüyorlar, otoparkları düşünmüyorlar, yolları düşünmüyorlar derken problem üzerine problem çıkmaya başlıyor. Belki Anadolu'da birçok yerde konutların artması sorun olmayabilir. Sivas'ta sorun olmayabilir, Kastamonu'da sorun olmayabilir, başka yerlerde olmayabilir. Ama İstanbul için bir başka felaketin kapısının aralanması manasına gelir bu. Burada nasıl çözebiliriz? Burada şöyle çözebiliriz. Rezerv alanlar oluşturuyoruz şimdi. Evleri tabii ki insanlar kendi yerinde, kendi mahallesinde istediği için orada yapıp, ama bunu karşılayacak miktarı da başka yerlerden müteahhitlere vererek, rezerv alanlardan onlara arsa vererek, sonra yapılırken belediyelere bir takım finans destekleri vererek, onların belki faizlerine katlanarak, önümüzdeki günlerde İstanbul'da oluşturacağımız yeni bir birim var. Bu birimin çok daha hızlı hareket etmesini sağlayarak
İstanbul'a kentsel dönüşüme ciddi bir çeki düzen verebiliriz. Tabii bir yer yıkmak, yerine yenisini yapmak çok zor gibi gözükmemekle birlikte şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir yeri tabii ki yıkarsınız ama yaptıktan sonra o binaları bir daha yıkamazsınız. O binaların da doğru bir mantıkla kurgulanması lazım. Şimdi eski evleri biraz belki ihmalkar davranırsınız, 6 ay sonra yıkarsınız, 1 sene sonra yıkarsınız. Yerine yaptığınızı düşünün, 100 sene yıkılmaz. Eğer hatalı bina yapıyorsanız o 100 sene başınıza bela olur. O yüzden doğru mantıkla hareket etmek lazım. Burada da İstanbul için çalışmalarımız hazır. Önümüzdeki günlerde inşallah bunları devreye alacağız biz. İnşallah. Bir soru daha alalım. Buyurun. Bakanım merhaba. Ben Eda Gezmek. Ben de yeni kamu binaları, üniversiteler, üniversite kampüsleri, şehir hastaneleri, külliyeler inşa ediyoruz. Ve bunlara çok fazla bütçe ve emek harcanıyor. Biz bunların karşılığında yapılan hizmetlerle övünüyoruz. Fakat bir yandan da bu eserlerin, bu yapıların mimari eser niteliği taşımasını da bekliyoruz. Literatüre geçmiş okul kitaplarında okutulan estetik kaygıları yüksek binalar yapma noktasında bir adım atmayı planlıyor musunuz? TOKİ'nin yaptığı binalar evet birçok anlamda ihtiyaçları kapatıyor fakat estetik noktasında göze çok hitap etmiyor. Bu noktadaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Biraz önce de zaten bu konudan hafifçe bahsettik ama kendi dünyamıza ait bir medeniyet tasavvuruyla hareket edersek aslında yeni yapılmış olan binalarda bu şikayetlerimizin hiçbirisi olmaz. Ama bu kaygılardan uzak hareket edildiği zaman, rastgele yapıldığı zaman yarın bir gün hep beraber şikayet etmeye başlarız. Evet, Selçuklu'nun bir medeniyeti vardı, Osmanlı'nın bir medeniyeti vardı. Günümüzdeki Cumhuriyet'in ortaya koymuş olduğu, tabii Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Onu reddetmek manasına söylemiyorum ama gelmiş olduğumuz noktadaki ortaya koyduğumuz şehircilik kimliğiyle ilgili nasıl bir medeniyet tarifi burada geçerli olur derseniz bir tek kelimeyle tarif edilebilir. Arabesk medeniyeti denilebilir. Arabesk. Ne yazık ki şimdi öyle. Ama son yıllarda ortaya çıkan eserlere dikkat ederseniz özellikle kamu eliyle yapılanlara her birisi bir sanat eseri gibi çıkmaya başladı. Yani 3. köprü yapılıyor dikkat ederseniz bir sanat eseri adeta. Yer altından geçen bizim o tüneller adeta bir sanat eseri gibi. Yenişehir hastanelerinin her birisinin bir özel kimliği var. Okullarımızda çok güzel kimlikler ortaya çıkmaya başladı. Adalet saraylarının her birisinde değişik kimlikler ve düzgün çok yapılar. Geriden bakıldığı zaman estetiği, silüeti bizim hoşumuza gidecek yapılar ortaya çıkmaya başladı. Belediye yasalarında özellikle belirli alanlarda meslek sahiplerinin bir araya gelerek şehrin silüetini koruyacakları uzmanlık alanları oluşmaya başladı. Kent kimliğini koruyan özellikle kurumlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar devam ediyorlar. Bu bir mücadele tabii. Şehirler çok eski olduğu için akşamdan sabaha değişmiyor. Onlarca yıl sürecek mücadelenin neticesinde inşallah sizin bizim dediğimiz gibi o seveceğimiz kimlikli binalar ve yapılar ortaya çıkar. Başka sorumuz var mı? Buyurun. Öncelikle ben ismim Sencer. 15 Temmuz sürecinden sonra askeri alanların sizin bakanlığınıza veya işte ilgili belediyelere devredilme süreci olacağı söylendi. Bununla ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? O alanları şehir merkezinde kalan bu askeri alanları nasıl değerlendireceğiz? Tabii askeri alanların şehir içerisinde kalması meselesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatları var. Onlar yeşil alan olacak diye çalışmaları yapıyoruz. Şehir içlerinde kalmış olan bu askeri alanlar aslında eskiden beri şehir içerisinde yapılmış yerler değildi. Şehirlerin çeperlerindeydi ama şehirler öyle hızlı büyüdü ki buraları içerisine aldılar ve yok ettiler adeta. Şimdi oralarda bu yerlerin kalması doğru değil. 15 Temmuz felaketinden sonra hayırlı olabilecek bazı adımlar atılırken bu konu da gündeme geldi. Burada şehirlerin merkezinde kalmış, ortasında kalmış olan bütün askeri alanlar yeşil alan olacak. Eyvallah. Bu konuda zaten tereddüt yok. Ancak yine biraz kenarlarda kalmış, içerisinde çok ağaç olmayan bir takım yerler var ki buralarda ille de yeşil yapmak gibi bir kaygın içerisinde olmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Buralarda rezerv alan olarak düşünelim ve dönüşümlerde, kentsel dönüşümlerde oralarda yeni binalar yaparak insanları rahatlatalım diye bir hesabımız var. Bunun çalışmalarını zaten yaptık biz. Nerelerde ne kadar askeri alan var, neler yeşil alan olarak kalacak, neler rezerv alan olarak dönüşecek. Bunlar önümüzdeki günlerde yavaş yavaş hep devreye girecek. Ama geneli %99'u diyelim yeşil alan olarak kullanılacak.
halkın ihtiyacına sunulacak. Sorumuz var mı? Buyurun. Sayın Bakanım merhabalar. Enes Gün, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisiyim. 2012 yılından bu zamana kentsel dönüşümle ilgili olarak alt gelir gruplu konut üretmek konusunda ne tür çalışmalar yapılmıştır? Dönüşüm yapılırken alt gelir grubuna ilişkin yeterince sağlıklı davranılıyor mu, hassas davranılıyor mu? İşte TOKİ bunu yapıyor. Evet, TOKİ'den bazı şikayetler var, onu biliyoruz biz. Ama TOKİ bir taraftan da dar gelirli insanlara çok güzel evler yapıyor. 1+1'ler, 2+1'ler yapıyor. TOKİ'nin şu avantajı var. Mali hazinesine ait olan arazileri rahatça verebiliyoruz. Sonra TOKİ büyük kentlerde, kıymetli yerlerde yapmış olduğu konutlardan kazandığı parayı sosyal konutlara döküyor. O insanları kredilendiriyor, uzun vadeli olarak ev sahibi olmasını sağlıyor. Kira öder gibi ev sahibi olabilecekleri bir yapıya kavuşturuyor. Dışarıda müteahhitler bunu çok düşünmezler. Çünkü müteahhitlik grubu bir sermayeyle ortaya çıkıp para kazanma amaçlı yapılan bir iş. O insanlar daha çok nereden para kazanırım diye bakarlar. Çok normal bu yani. Kınadığım için söylemiyorum. Ama TOKİ gibi bir devlet kurumu da bu sosyal konutları üreterek biraz daha dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasını sağlarlar. Bunu nereden sağlayacaklar? Türkiye çok bütçesi fazla veren, her tarafta bolluk içerisinde yaşadığımız bir ülke değil. O zaman TOKİ bir taraftan para kazanacak, bir taraftan bunları yapacak. Büyük kentlerde büyük evler yapıp, kıymetli yerlerdeki arsaları değerlendirip para kazanacak, fakir fukaraya da ev yapacak diye bir mantık var. Bunu da çok iyi yapıyorlar. Şu anda herhalde 550-600 bin civarında yapmış oldukları konutların %80'i bana göre orta gelir grubuna veya alt gelir grubuna hitap ediyor TOKİ'nin. Evet. Başka sorumuz var mı? Buyurun. Yasin Bay Yılmaz. Çevreyi gelecek nesillere karşı bir sorumluluk bilinciyle ele alıp çalıştığınızı biliyoruz. Bu kapsamda çevre dostu şehirler inşa etmek adına neler yapıldı? Çevreyle ilgili aslında belki biraz da sohbete renk katsın diye söyleyeceğim. Biraz önce hep dikkat ederseniz çevrenin korunmasından, az kirletilmesinden, onun az tahrip edilmesinden bahsettik. Orada bir dengenin olduğundan, Cenab-ı Hakk'ın bu denge içerisinde yarattığından bahsettik. Zamanında Sümbül Efendi diye bir zat var İstanbul'da. Sümbül Efendi talebelerini bir gün toplar der ki, size bir sorun var. Siz Tanrı olsaydınız ne yapardınız? Tanrı olsaydınız ne yapardınız? Talebeler şaşırır önce. Düşünmedikleri bir soru. Her biri bir cevap vermeye çalışır. Birçoğu der ki efendim ben işte kışı yok ederdim. Fakirliği kaldırırdım. Elinde olağanüstü bir güç oluyor haliyle. Bütün kötülükleri yok ederdim. Garipleri şöyle kollardım vesaire vesaire. Sıra Musa Muslihettin diye bir öğrenci var. Ona gelince der ki efendim ben her şeyi kendi muvazenesinde, dengesinde, merkezinde bırakırdım. Her şeyi kendi merkezinde bırakırdım. Ve o günden beri adı Merkez Efendi olarak anılır. Şimdi İstanbul'daki camisinin ve çevresinin bulunduğu Merkez Efendi de böyle bir hikayeden türemiştir. Yani piyasada şu andaki çevrede bir denge var. Esas olan bunu kirletmemektir. Esas olan bunu bir dengede tutmaktır. Bütün planlarımız, bütün çalışmalarımız da bunun üzerine kurulu. Eskiler derlerdi ki hayat dört şey üzerine kaim. Dört. Enasır-ı erba derlerdi buna. Bir toprak, iki su, üç hava, dört enerji, ateş. Bu dördü kirletmezseniz, dengesini bozmazsanız, doğru kullanırsanız hayatta rahat edersiniz. Ama bunları siz batırırsanız, kirletirseniz, tahrip ederseniz, dengesini bozarsanız, işte hayatta felaketler başlar. Günümüzde yaşadığımız bu. Bizim bakanlığın temel esprisi de bu. Toprağı kirletmemek üzere kurulu, havayı kirletmemek üzere kurulu, suyu kirletmemek üzere kurulu. Bütün bunları da disipline ederek devam ediyoruz. Bir taraftan arıtma tesisleriyle suları arıtmaya çalışıyoruz. Kirli sular evlerden dışarıya çıkacak, çaresi yok. Onu arıtmaya çalışıyoruz. Bir taraftan dışarıya atmış olduğumuz çöpleri temizleyerek, arıtarak, bunları tasnif ederek tabiatta tahrip etmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan hava kirliliğini devamlı suretle, bacaları bile izleyerek kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Eğer bu dengeyi iyi götürebilirsek herkesin rahat edeceği bir çevre çıkmış olur. Evet. Başka sorusu olan var mı? Sayın Bakanım, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde çok sayıda proje hayata geçirildi.
köprüler vesaire, santraller. Ancak bunlara ilişkin çalışmalar daha başlamadan kendi çevreci olarak tanıtan bir kesim sürekli projeleri engellemeye çalışıyor. Çevre hassasiyeti olduğunu söylüyor. Evet, ne yazık ki Türkiye'de ne yaparsanız mutlaka muhalif olan bir grup çıkıyor karşınıza. Evet. Ne derseniz tersini söyleyen bir grup da çıkıyor. Siz bir diyorsunuz, o iki diyor. Siz iyi diyorsunuz, o kötü diyor. Böyle bir anlayış, bir felsefe var. Bu da son derece üzücü. Yani bu havalimanı yapılırken de oluyor. Üçüncü köprü yapılırken de oluyor. Yer altından giderken de oluyor. Mesela bunu en çok biz ÇED raporu verdiğimiz santrallarda yaşıyoruz. Enerji. Kullanmadan yapabilir miyiz? Yapamayız. Bu ışıktan istifade etmeden bilgisayarlarımızı kullanamayız, arabalara binemeyiz, evimizde oturamayız, ısınamayız vesaire vesaire vesaire. Enerjisiz bir dünya düşünemeyiz, değil mi? Tamam. Bunu nereden elde edeceğiz arkadaşlar? Bu ciddi bir sorun. Bu elektriği nereden elde edeceğiz? Birkaç tane yolu var bunun. Birisi dünya nükleerler kurmuş. Yüzlerce nükleer santral var dünyada. Fakat biz nükleer kurmaya çalıştığımızda bir sürü insan ortaya çıkıyor. Eylemler, gösteriler, bağıranlar, çağıranlar. Ya kardeşim niye bağırıyorsunuz? Bir dakika, bir anlayalım diyorsunuz. Bu çevreyi tahrip eder, mahveder, öldürür, insanların hayatını şöyle etkiler. Güzel de Fransa'da, Paris'in etrafında 50, 80, 90 kilometre mesafelerde 6 tane nükleer tesis var. Eyfel Kulesi'ni şöyle 100 kilometre yarı çapında bir pergelle şöyle çevreleyin. 6 tane orada benim bildiğim nükleer tesis var. İngiltere'nin etrafında 9 tane, Londra'nın etrafında nükleer tesis var. 9 tane. Madrid'in etrafında 4 tane nükleer tesis var. Oraya zarar vermiyor mu? Oradaki yaşayanlar insan değil mi? Üstelik de Avrupa Birliği içerisindeler. Eski teknolojiyle yapılmış. Onlar yapıyor da biz niye yapmayalım? Bir de şöyle bir şey var. Mesela biz onların risklerine ortağız. Niye? İşte böyle işte bölgede, coğrafyada beraberiz. Öyle. Çernobil patladı, biz sıkıntı yaşıyoruz. Ermenistan'da var, patlarsa biz sıkıntı yaşayacağız. Romanya'da kurulan bir nükleer tesis bize İstanbul'a 400 kilometre. İstediğiniz kadar burada kendinizi emniyette hissedin ve yaptırmayacağız diye de yerden yere atın kendinizi. Böyle bir tesis durum, evet, da var. Şimdi nükleere karşıyız, anladık. Peki başka nasıl elde edebiliriz? Kömürden elde edebiliriz. Yerli kömürümüz var. İşte yerli kömür kullanalım. Bu acayip, bu cennet gibi koylar mahvoluyor, denizler gidiyor, ormanlar gidiyor falan. Kömür de yapmayalım, tamam, kömürden de vazgeçtik. Yerli kömür de kullanmayalım, yerin altında dursun kömür öyle, tamam. Başka nereden elde edeceğiz? Güneş kalıyor geriye. Bakın, bir envalık güneş için bir envalık. 20 bin metrekare toprağın üzerinde sizin o panelleri koymanız lazım. 16 bin metreye kurulur, etrafında boşluklar olacak, yollar olacak derken 20 bin metrekare. Sadece bir envalık enerji santralı için 20 bin metrekare toprağı mahvediyorsunuz. Peki, onu da yapmayalım. Efendim, peki bunu rüzgardan elde edelim. Yenilenebilir enerji. Rüzgar olduğu zaman da işte kuş yollarını etkiler diye itiraz ediyorlar. Şimdi sudan elde edelim. Zaten suyumuz da çok acayip zengin değil gençler, onu bilin. Tüm Türkiye'deki suların debisi Tuna'nın yarısı kadar, bakın. Ne kadar ırmağımız var. Uğruna türküler yaktığımız Dicle Fırat'tan başlayın. Kızdırmaklar, Yeşilırmaklar, Seyhanlar, hepsini koyun üst üste. Koyun, koyun, koyun. Hepsinin debisi Tuna'nın yarısı kadar. Su zengini bir ülke değiliz. O yüzden suyu da israf etmeyelim. Bu manada söylüyorum. Peki buraya santrallar kuralım bunlar üzerinde, ırmaklarımız üzerinde. O da efendim biyoçeşitliliği öldürüyor. Buradaki işte şu falan bulunmaz çiçeklerimiz var. Bunlar mahvoluyor, gidiyor. Tamam, tedbir alalım. Elbette onlar ölmesin, bitmesin ama kurmak zorundayız. Bütün santrallara karşıyız. Bütün enerji üretebilecek argümanların karşısında biz itiraz ederiz ve durdurmaya çalışırız. O zaman geriye iki alternatif kalıyor. Bir, enerji kullanmayacaksınız kardeşim. Kullanmayın. Üç gün bir enerjisiz durun. Bir dağ başına gidin. Hiç enerji. Yani cep telefonunuz falan da yok ha. O da çalışmayacak ona göre. Onunla vakit geçiririm diyemezsiniz. Onun bataryası da bir gün biter nasıl olsa. Yok, kullanmayın, görelim. Olmaz efendim, öyle bir şey yok. O zaman bir tek dışarıda alternatif kalıyor. Dışarıya bağımlı kalacağız. Elektrik satın alacağız. Veyahut da doğalgaz satın alıp onu üreteceğiz, elektriğe çevireceğiz. Hangisine razısınız? İkisine de razı değiliz. Dışarıya bağımlı kalmak her zaman
hür bir ülke için büyük bir tehdittir. Başa beladır. Yarın bir gün ihtilafta olduğunuz ülke sizin enerjinizi keser. Uluslararası anlaşmalar falan hiçbirisi geçmez. Uluslararası ilişkilerini okuyan arkadaşlar var. Biz de hukuk mezunu olduğum için okuduk bu dersleri. Orada sözleşmeler, anlaşmalar, taraf olduğumuz yerler vesaire vesaire hepsi geçer. Ama orada birinci geçerli kural güçlü olmaktır. Güçlü olmaktır. Güçlü olmazsanız attığınız imzanın, verilen sözlerin hiçbir anlamı kalmaz. Onun için dışarıya da bağımlı olmak her zaman bir tehdittir. İyi niyetli bir iş değildir. Ve biz bu santralların hepsini kuracağız, enerji üreteceğiz. Çaresi yok. İstedikleri kadar bağırsınlar. Dikkat alacağımız taraf var mı? Var. Nedir? Dışarıyı kirletmemesi. Çevreyi tahrip etmemesi. Onların söyledikleri bir takım argümanları önceden tedbirlerini alıp elbette biyoçeşitlik bozulmayacak, toprağı mahvetmeyeceğiz. İşte oradaki sıkıntılar gidereceğiz, izah edeceğiz ama enerjimizi de kendimiz üreteceğiz. Çaresi yok bunun arkadaşlar. Birileri bağıracaklar, birileri yapacaklar. Bu iş devam edecek böyle. Sayın Bakanım, sizi daha iyi tanımak adına bir biyografinizle ilgili bir VTR hazırladık. Onu izleyelim, ondan sonra son bir soru alalım. Peki. Kapatalım programımızı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki. 1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melik Gazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Özhaseki, geliştirdiği Kayseri modeli belediyeciliği ile Türkiye'ye örnek oldu. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde %60.5 oy alarak 4. kez ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı %60 oyla 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve Kayseri tarihinde ulaşılması zor bir rekora imza atan Özhaseki, ülkemizde de bu alanda bir ilke imza atmış oldu. Özhaseki, 10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etti ve AK Parti'den milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. dönem Kayseri milletvekili olarak seçildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti olan Büyük Kongresi'nin ardından yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde yenilenen genel seçimlerde tekrar seçilerek 26. dönem Kayseri milletvekili oldu. 24 Mayıs 2016 tarihinde 65. hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görevlendirildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor. Sayın Bakanımızın çok kısa bir başarılarla dolu özgeçmişini, biyografisini izledik. Şimdi son bir soru alacağız. Ondan sonra kapanışın programımızı bitireceğiz. Buyurun. Sayın Bakanım, Mehmet Zahid Özsar, Uluslararası İlişkiler Bölümü. Biraz daha sesli soralım. Mehmet Zahid Özsar, Uluslararası İlişkiler Bölümünden ben. Sayın Bakanım, VTR'nizi izledik. Belediye başkanlığı döneminizde çeşitli projeleriniz oldu. Şu anda da bir bakan mevkiindesiniz. Değişen, gelişen ve dönüşen yeni dünyadan bahsettiniz. Ve bu yeni dünyada gençlere ne tavsiyeleriniz, ne önerileriniz olacak? Ben bunları sizden almak istiyorum. Evet. Günümüzde belki de zamana damgasını vuran en önemli olgu değişim olgusu. Çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Bu değişim hem çok hızlı hem de çok boyutlu. Eğer bunu doğru ve zamanda anlayabilirsek ayakta kalıyoruz. Eğer bu değişim olgusunu anlayamazsak ve ona uygun bir tavır da geliştiremezsek nispi olarak durumumuz gittikçe kötüleşiyor. Ne demeye çalışıyorum? Türkler Anadolu'ya binli yıllardan itibaren girmeye başladılar.
O yıllardaki yaşantı tarzıyla benim çocukluğumdaki yaşantı tarzı neredeyse aynıydı. Bağlarımızda bakın elektrik yoktu. Kuyulardan su çekerdik. Çok küçük eşyalarla idare ederdik. Yani 900 sene boyunca çok uzun boylu bir şey değişmemiş. Ama son 20 yılda öyle bir değişim yaşıyoruz ki bu değişim insanın başını döndürüyor. O değişimi ayak uydurmamız lazım. İnançlarımız değişmiyor. İtikadımız değişmiyor. Ayrı bir şey bu. Ama kullandığımız bütün eşya değişiyor. Gençler eğer sizler bu değişimi doğru anlarsanız, böyle uygun olarak vaziyet alırsanız ayakta kalırsınız. Her şeyinizde, mesleğinizde, özel yaşantınızda, çevrenizde buna uygun hareket ederseniz ayakta kalırsınız. Bunu bir kere anlamak lazım. Birincisi bu. İkincisi, insanoğlu bir yere ayağını sabit kadem basmalı, sonra bütün cihetini dünyaya dönüp bakmalı ve seyretmeli. Rüzgarın önündeki kuru yaprak gibi olmamalı. Biz bu milletin bir evladıyız. İçimizde değerlerimiz var, düşüncelerimiz var, inanışlarımız var. Ya bunları her zamanda önceleyen insanlarız. Ben kendime rehber olarak, hedef olarak Hazreti Peygamber'i aldım. O güzel zatı tanıyıp da, öğrenip de aşık olmayan yok gibidir neredeyse. Bir başkasına gönül veren yok gibidir neredeyse. Onu bir hedef olarak öncelikle kendimize edinmeliyiz diye düşünüyorum ben. Onun hayatını bir öğrenmeliyiz. Onun felsefesini bir anlamalıyız. Dünyaya bakışını bir bilmeliyiz. İnsan ilişkisi nasıl bir görmeliyiz onu. Özellikle bütün gençlerin Hazreti Peygamber'i bir kere rehber olarak kabul edip onun hayatını bir incelemesi lazım. Kısa da olsa siyer dediğimiz kitapları okuması lazım. Hayata nasıl bakıyor? İnsanlara nasıl bakıyor? Eşyaya nasıl bakıyor? Öbür dünyaya nasıl bakıyor? Ve nasıl hazırlanıyor? Hayatta hangi felsefeleri kendine edinmiş ve devam ediyor? Belki günümüz jargonuyla söylemek lazım. En büyük devrimci Hazreti Peygamber'dir. Düşünün, bulunduğu toplum içerisinde bütün insanları karşısına alacak kadar değişik bir fikirle çıkıyor. Tek başına. İkinci bir kimse yok yani Allah'tan başka. Ve söylediğinde her bir sözü başına bela olarak dönebilecek bir ortam var. Tehlikelerle ve tehditlerle dolu. Hiç kimseden korkmadan, yılmadan mücadelesini veriyor. Öyle bir peygambere elbette ki en büyük devrimci denilir. Öyle bir zat elbette ki sevilir. Gençlerimizin mutlaka bunu göz önünde bulundurması lazım. Ara ara gençlerimizin bir takım resimler, işte tişörtlerine koyduklarını falan, ya hoş görüyorum, kınamıyorum, onu bir şey söylemiyorum buna. Olabilir, artistler olabilir, yazarlar olabilir, işte kendine göre günümüzde kahraman gibi geçinen tipler olabilir. Kahramanlık kendinden menkul tipler olabilir, eyvallah. Ama bir kere insanlar kendini tanımalılar. Kendi değerlerini bilmeliler, kendi tarihini bilmeliler, geçmişini bilmeliler, geçmişindeki o güzel insanları bilmeliler. Sonra da dünyayı okumalılar, klasiklerin hepsini okumalı bir insan. Ama kendini bilmeden başkalarını okuduğu zaman, o zaman yönü rotası şaşırıyor. Biraz o tarafa doğru dönüyor, biraz bu tarafa doğru dönüyor, biraz başka türlü doğru gidiyor, ne yapacağını şaşırıyor. Ama bir adam sabit kadem, ayağının birini pergelin bir ayağı gibi bir yere basıp kendi değerlerini özümseyerek yola çıkarsa, her tarafı görebilir, hiçbir mahsuru yok bunda. Herkesi tanıyabilir, hiçbir mahsuru yok bunda. Bir başka konu gençler, ya lütfen bu dünyayı bir mücadele dünyası gibi görün. Bu mücadele bizim dilimizde hak batıl mücadelesi. Ama herkesin anlayacağı dilde iyilerle kötüler mücadelesi. Bu mücadelede esas olan iyilerle beraber olmak. İyilerle beraber hareket ettiğimiz gibi iyi işler yapmak ve neticesinde de sonucunun iyi olduğunu görmek. Bu mücadele hem insanoğlunun içinde var hem dış dünyada var. İnsanoğlunun içerisindeki mücadele nedir? Evet, bir tarafta Allah nefsi vermiş, bir tarafta da ruhu vermiş, kalbi vermiş. Nefis genellikle insanoğlu biraz serkeşliğe yeter. Ben duygusunu öne çıkarır. Daha çok bencilliği benimsetir. İnsanoğlunun içinde bu duygular vardır. İleri gideni çok sevmez, hasetlik eder. Kıskanır, biraz onu dedikodusunu eder, gıybetini eder. İnsanoğlunun yapısında bu vardır. Onun karşısına Cenab-ı Hak ona denge olarak ruhu vermiş, kalbi vermiş. O da yapma der, kötülük yapma, iyi söyle, iyi ol. İnsana gülümse, selam ver, yardım et.
şunu elinden tut der. Bakın bu mücadele içimizde devam eder. Peki bu mücadeleyi kim kazanacak? Biz hangisini tutarsak o kazanacak. Kalbi tutarsak kalp kazanacak. Nefsi tutarsak o kazanacak. Bizi bir Kızılderili torunuyla yolda giderken iki tane affedersiniz köpeğin kavga ettiğini gördüler. Torun sorar dediye. Dede ne yapıyorlar bunlar? Gördüğün gibi oğlum kavga ediyorlar. Dede hangisi kazanacak bunlardan? Beyaz it mi? Kara it mi? Oğlum biz hangisini tutarsak o kazanacak der. Aynı öğretidir bu işte. Bu içimizde olan mücadele Allah böyle yarattığı için dış dünyada da var. Bu dış dünyadaki mücadelede de bizim iyilerle beraber olmak gibi bir sorumluluğumuz var. İyi işler yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. Yapmazsak ne olur? Vallahi yapmazsak kötüler hakim olur. Ve şikayet etmeye hiç hakkımız olmaz. Beni çok etkileyen bir hadis-i şerif. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabesiyle otururken helak edilen bir kavimden bahseder. Der ki falan tarihte bir kavim vardı. O kavim kötülükler işliyordu. İslah olmaları da artık mümkün değildi. Yoldan çıkmışlardı. Cenab-ı Hak onları helak etti. Ama aralarında bir tane de salih bir insan vardı. Onları da onu da helak etti Cenab-ı Hak. Sahabe-i kiramdan birisi der ki ya Resulallah o kötü kavmin helak edilmesini anlıyorum. Ama salih zat, gece namaza kalkan, gündüz oruç tutan o salih zat niye helak edildi ki? Onu anlamadım. Şöyle buyururlar. O bir gün olsun kötülere yüzünü ekşitmedi. O bir gün olsun kötülere yüzünü ekşitmedi. Ne manaya geliyor? Hayat bir mücadeledir. Mücadeleyi elle yaparsınız, dille yaparsınız, bedeninizle yaparsınız, malınızla yaparsınız, mülkünüzle yaparsınız. Kötülere karşı bu mücadeleyi verirsiniz. Ama başaramıyorsunuz. Gücünüz de yetmiyor. Bir şeye artık güç yetiremiyorsunuz. O zaman en kötüsü, en zayıf yüzünüzü ekşitirsiniz. Değil mi? O zat yüzünü bile ekşitmiyormuş. O zaman Cenab-ı Hak onu da helak edilen kavimle beraber helak ediyor. Arkadaşlar bu mücadelede iyilerden yana olmak gibi bir sorumluluğumuz da var. İnşallah sizler böyle olursunuz. İnşallah sizler gelecekte bu ülkeye çok hizmetler edersiniz. Bu hizmetleri yaparken elbette ki başınız ağrıyacaktır. Her gün evine gidip de rahat yaşam içerisinde olan, televizyon seyredip yan gelip yatan, keyif yapan insanlar gibi olmazsınız bu mücadeleyi verince. Biraz başınız ağrır. Biraz üstünüz başınız kirlenebilir. Bazen burnunuz da kanayabilir. Ama içinizde öyle bir huzur duyarsınız ki bu huzuru size kimseler veremez. Çok şükür ben dosdoğru sırat-ı müstakim üzere gidiyorum dersiniz. Bu çok önemli bir şey. Ben Hazreti Peygamber'in yolundan gidiyorum dersiniz. Bu içinizdeki iman, bu içinizdeki kuvvet sizi dosdoğru yolda devam ettirir. Ve sonunda bütün bizim tasavvuf dünyamızın büyüklerinin söylediği gibi helal lokmayla beslenip, iyi işler yapınca, iyi insanlarla beraber olunca iyi ölürsünüz. İyi ölürsünüz. İyi ölünce insan orada iyi yerlere koyarlar, iyi karşılarlar. Allah korusun ters olursa, haram lokmayla başlayan bir hayat çizgisi başlarsa, kötülerle beraber olunur. Kötü işler yapılır, insan kötü ölür ve kötülerin yanına koyarlar. En büyük kazanç son nefesi kurtarmaktır diyor tasavvuf ehli. En büyük kazanç o. Bütün bu çabalar, gayretler, biraz önceki anlattıklarım inşallah son nefeste bize de kazanç olarak döner. Sayın Bakanımız sağ olsun arkadaşlar bize kitaplar getirmiş. Çok anlamlı bir hediye. Evet. Orada Necip Fazıl'ı görüyorum, Cemil Meriç'i görüyorum, Mustafa Kutlu'yu görüyorum. Bir şey daha belki söylemek lazım. Dün mecliste bir kavga vardı Yavuz üzerine. Özellikle Yavuz'u da getirdim arkadaşlar. Efendim? Bana hediye edebilirsiniz. Evet. Yani o kadar üzücü ki arkadaşlar. Şimdi bilmeden çok şey bilmiş gibi davranan bir milletvekili Yavuz'un bütün doğuda bir katliam yaptığını söyleyerek katil gibi Allah korusun bir şey söylüyor. Bakın Yavuz bizim tarihimizin en önemli simalarından birisi. Elbette o da bütün Osmanlı imparatorları gibi batıya doğru yönelmiş ama birliği sağlamak adına doğudaki bir takım sıkıntıları da giderebilmek için doğuya da sefer düzenlemiş. Oradaki birçok Güneydoğu illerini o fethetmiş. Arap Yarımadası'na doğru inip bizim mukaddes emanetleri o getirmiş. Bütün bunları yaparken de şöyle bir ruh hali içerisinde Yavuz. Bir gün ölüm döşeğindeyken Hasan Can der ki, Hasan Can da yakın dostu. İç yandan ayrılmayan birisi. Hünkârım herhalde şimdi Rabbimizle beraber olmak zamanı.
Şimdi ölüm döşeğindeki Yavuz şöyle der. Hasancan, bunca yıldır sen benim karındaşımsın, yanımdasın. Beni ne zaman ayrı gördün ki? Şimdi siz düşünün, böyle bir hünkâra kalkıp katil dileyebiliyorsunuz. Neye dayanıyorsunuz? Hangi tarihi bilgiyle bunu söylüyorsunuz? Hangi tarihi belgeyle söylüyorsunuz? Hiçbiri yok. Sadece Doğu toplumlarına has sözlerle gelen, daha sonra kitaplara doğru konu olan dedikodular, rivayetler, düşman üretme mekanizmaları. Emin olun, o kültürde bu var. O kültürün günümüzdeki temsilciler de Yavuz'u ne yazık ki katil ilan edebiliyorlar. Ya Hakimül Harameyn deyince, hayır, Hadimül Harameyn diyor. Yavuz gibi bir zat. Ve her anını Cenab-ı Allah'a adamış bir insan. Buna kalkıp laf söyleyebiliyor günümüzde insanlar. O kadar acı ki, o kadar üzücü ki, Osmanlı dünyasının ve medeniyet tarihimizin en önemli insanlarına bu sözleri söyleyebilecek kadar şimdi mecliste ne yazık ki tipler var. Bakın, Doğu gerçeğiyle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Yavuz Sultan Selim Han Doğu'ya doğru gittiğinde kiminle gider? Yeniçerisiyle gider. Yeniçerilerde hangi ahlak, hangi disiplin vardır? Bektaşi disiplin vardır. Batıya giden Yeniçeri'de de vardır, Doğu'ya giden de vardır. Nasıl olur da Bektaşi kültürüne sahip olan birileri gidip oradaki Alevi toplumunda keserler, katliam yaparlar. Türk insanı gidip orada doğrarlar. Böyle bir şey olabilir mi? Akla, mantığa, her şeye aykırı bu. Ama dediğim gibi bizim Doğu toplumlarında kulaktan kulağa abartarak, büyüterek anlatılan rivayetler vardır. Düşman üretme mekanizması vardır. Bir müddet sonra da akla erenlerden bir kısmı bunu tarihi belge ve bilgi hiç olmadan kağıda döker. Ve ona da inanan bir sürü insan çıkar. Hala günümüzde fitne tohumu ekmeye devam ederler. O yüzden Yavuz önemli. Ben bunu size vereyim, arkadaşımıza vereyim Yavuz'un kitabını. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Şerefler verdiniz. Programımıza katılarak bizi çok mutlu ettiniz. Bir programın daha sonuna geldik. Gerçekten Türkiye büyük mimari devrim gerçekleştiriyor. Bu adımlar atılırken akla İngiliz siyaset psikoloğu Walter'un sözü geliyor. Hayatta en büyük eğlence başkalarının yapamazsınız dediğini yapmaktır. İyi geceler.